Herkese yeniden merhabalar. Bu bir sadece market alışverişi videosu olacak. 4 günlük bir sokağa çıkma yasağı var ve evdeki eksikleri yazdım. Eşime o da gelirken işte benim istediklerimi, kendi camımı çektiklerimi falan bir şeyler almış. Şimdi nereden başlayalım? Şuradan başlayalım. Şöyle patates istemiştim. Evde patates bayağı azaldı ve şu ara bizim evde çok giden bir besin. Çünkü çok seviyorum şu ara zira. Yumurtamız kalmamıştı. Şöyle 20 adet almış. Peynirli krak almış. Ve sosis almış. Beşlerin. Bu sanırım dana. Evet, bu dana sosis. Bu da aç bitir. Şu anda bunları hiç görmek istemiyorum. Şöyle içimin kayısılı. Kayısılı ve elmalı. Meyveli yoğurdu. Bunu ben de seviyorum. Asya da yiyor. Güzel oluyor. Biber al demiştim ama bunlar acı olabilir. Bilemiyorum. Bakalım. Domates. Şöyle ufak ufak domatesler almış. Kaşar peyniri almış. 22 liraymış. Şöyle bime de girmiş sanırım. Top tane peynir Kerem. Bir tane bundan almış. Şöyle iki tane süt. Domestos bir tane, çamaşır suyum bitmişti. Şöyle piril. Bu sefer limonlusunu almış. Şöyle persilin sıvı deterjanı. Şu ara pek yumuşatıcılara tahammülüm yok. O yüzden bilerek, isteyerek sıvı deterjan aldırdım ki yumuşatıcı koymayayım diye çamaşırlara. Sanırım bunun kokusu yeterli gelir. Yani koymasam bir şey olmaz herhalde. Daha sonra Dove'un şampuanını almış. Uzun saç terapisi diyor. Daha sonra tost ekmeği. Şöyle hanım eller. 3 tane. Bir tane de tutku almış. Evet, temel eksiklerimiz tamamlanmış oldu. Fazla bir eksiğimiz yok zaten. 4 gün içinde bize yeterli. Şimdi Sedat marketten geldi. 2 gün, pardon 4 günlük sokağa çıkma yasağı vardı biliyorsunuz. 2 gün marketler kapalıydı. Evde de bayağı bir eksikler oldu. İşte benim canımın istedikleri, Asya'nın falan. Sedat da markete gitti. İki markete gitti sana. Bir Bim'e gittin değil mi? Bim'den çok istediklerim vardı. Sedat da şu anda Asya'ya tost yapıyor. Şimdi neler almış? Lays, yoğurt ve mevsim yeşillikli. Kendi canı istedi herhalde bunları. Çubuk kreker. Bir tane daha çubuk kreker almış. Şöyle bir Danone çıtır tat. Yoğurt galiba. Hı? Yoğurt galiba. Yoğurt mu? Böyle krakslar almış, peynirli, baharatlı falan. Aşkım. Efendim? Yani orada o kadar çok saçma sapan diyor ki orada o kadar çok saçma sapan şey var ki diyor. Şimdi evdeyiz ya malum, hani akşamları falan atıştırmak için iyi oluyor. Sedat da çok seviyor çünkü atıştırmayı. Gece oturuyor çünkü bayağı. O yüzden aslında bunların çoğunu kendine almış ki ben zaten yiyemiyorum. Şöyle balık, kraker. Onları geri almam lazım. 2 kilo, 2 kilo vermiş Sedat. Beyaz leblebi. Bu benim aşkım yani gerçekten. Mide bulantınız varsa böyle birazcık da olsa hani bastırıyor. İyi oluyor yani. Daha sonra süt. Kusura bakmayın, poşetten çıkartıyorum ama tek tek şu anda şey çıkartamadım yani. Şöyle çikolatalı gofret almış. Kek almış. Şöyle top kekin. Aşkım var mıydı? Kaç tane aldın? 4. 4 tane demiştin. Nereden buldun? Her yerde. Irmaklarda var mı dondurma? Var. Ayy, onları hemen buzlatacağım. Sonra şurada ne var? Aşkım bunlar nektarlı mı? Şeftali. Bunlar şeftali. O kadar erik gibi. Portakal. Bir takipçi bana Instagram'dan yazmış işte portakal bana iyi geliyordu mide bulantıma diye. Dolapta da böyle bir tane buldum. Böyle kenarda köşede bir tane kalmış ve yediğimde iyi geldi gerçekten. Ben pek yeme taraftar değilim çünkü asitli falan ya, ama iyi geldi yani. O yüzden Serhat'a portakal dedim. Daha sonra şöyle kokostar almış. Ekmek almış şöyle. İki tane. Asya o ekmekle seviyor. Ah, çilek dememiştim ama çilek de almışsın. Sağ ol.
Yumurta değil, tost yapıyor anne. Tamam anneciğim. Muz. Şurada da şöyle yoğurt var. Şimdi BİM'den, yok BİM'e geçmeyelim şuradan. Şurada şöyle içecekler var. Kola, fanta ve vişne suyu. Vişne suyunu ben istedim. Zira canım çok çekti, istedi. Şurada da şöyle hanım eller bisküvi. Yine Twister. Mac Wars mıdır? Aşkım bunlar ne ya, gerçekten ya? Hep abur cubur çekme şunları diyor. Ne yapayım? Almasaydın kardeşim yani. Konuşamıyorum. Ketçap almış. Yufka istedim Sedat'tan. Bununla ya gözleme yapacağım ya yine bir peynirli börek patlatacağım. Bilmiyorum artık. Taze fasulye istedim. Canım zeytinyağlı yine taze fasulye istedi. O zaman iki parça yarık yaparım. Tamam. Şöyle bunu herhalde kendisine aldı. Badem. Şurada da olipstir. Falan filan. Biskrem. Evet, nadir şekeriye geliyormuş ama bakalım. Ondan sonra BİM'den aldıklarına geçelim. Ben çalmıyorum. Çeri domates aşkım, sağ ol. Dememiştim ama. Kızım sana tost yapıyorum. Daha sonra yani. Şöyle BİM Vezir'in ezine peyniri. Buna ben aşığım. Şu ara taktım. Geçenlerde almıştı ve bitti yani. Ekmek arası falan yapıyorum. Ne bileyim işte makarna falan. Poşeti almış bir tane. İki tane almış pardon. Biri portakallı, biri ay ne bu? Lavantalı. Şöyle meyve suyu almış. İki tane de çikolata almış. Şimdi her yerden bir abur cubur toplamışsın. Valla. Bravo. Evet. Saçma sapan şeyleri almak için dışarı çıktınız. Aşkım ne yapayım ya? Nereden? Evde gerçekten bir şey kalmamıştı ama böyle atıştırma falan. 5 kişi falan vardı kocaman markette. Uyuyor herhalde insanlar. Yani şey, Ramazan'da insanlar geç yatıyor, sabah geç kalkıyor ama şey, bugün 2'ye kadar açıkmış sanırım marketler. O yüzden ellerini çabuk tutmaları lazım. Şimdi bunları hemen yerleştirelim bakalım. Dezenfekte edip. Herkese yeniden selamlar. Biz şimdi Sedat'la beraber dışarı çıktık. Böyle çok garip geliyor. En son ne zaman çıkmıştık? Hastaneye gitmiştik sanırım. O zaman çıkmıştık. Şimdi neden dışarı çıktık? Bu arada akşam oldu. Hatta şu anda güneş batıyor. Sedat işten çıktı. Aslı'ya çamaşır almamız lazım. İç çamaşırı falan bakacağız ona. Bir de ben Waikiki falan açık mı bilmiyorum. Bir orayı da bir bakasım var. Kendime bir şeyler bakasım var. Tayt falan. Çünkü pantolonlar falan birazcık sıkmaya başladı. Çünkü göbeğimi tanıyamıyorum. Bir anda böyle bulmaz derecede fırladım. Pantolonlar olmuyor. Hamile pantolonu mu bakarım bilmiyorum ama alır mıyım onu da bilmiyorum. Yani öyle bir dolaşmak için falan yani. Bu arada bir şeyden bahsetmek istiyorum. En son attığım videoda bir kararımdan bahsetmiştim. Hamileliğimden bahsetmeyeceğim diye. O kadar çok yazan oldu ki neden çekmiyorsun? Hani 5-6 kişi için neden istediğim bir şeyden vazgeçiyorsunuz? Seni hani bunun için de takip ediyoruz. Dinlemek istiyoruz. Bunlar senin anıların dediniz. Sonra düşündüm. Yani evet, şu anda bu benim hayatım o kadar etkiliyor ki, bütün günümü hatta etkiliyor. Bahsetmeden nasıl olacak bilmiyorum. O yüzden ben birazcık böyle fevri kararlar verebiliyorum. Bu fikrimden vazgeçtim gerçekten. O 5-6 kişiyi sevindirmeyeceğim. Ben yine hani dozumda bir şekilde ne yaşıyorsam, ne hissediyorsam, ne konuşmak istiyorsam konuşacağım. Hamilelik gününü de çekeceğim. Ama böyle her hafta değil. Ayağı çekmeyi düşünüyorum. En son kaç çekmiştim? 6-7-8 sanırım. Onları çekmiştim. İşte ondan sonra 9-11-12-13 falan o şekilde. Ayağı çekmeyi düşünüyorum yani. Böyle söylemek istedim. Saçma geldi çünkü yani. Nasıl bahsedeceğim ki? Şu anda ki? Tam 10+1 haftalık hamileyim. Ve 2 gündür artık yani dayanılmaz bir derecede. Dün nasıldı aşkım, dün akşam? Ve benim mide bulantım çok korkunç gerçekten. Akşam başlıyor yani. 6-7'den sonra böyle gün içinde yine bulanıyor ama artık içim dışıma çıkıyor diyeyim yani. Hiçbir şey yiyemiyorum.
açıkçası. Bayağı kötü geçiyor, beni zorluyor. Şu anda editlemem gereken bir video var. Onu bile editleyemedim. Sedat şarj aletini aldı. Ama onlara bakamadım bile. Onu da bu videoya eklemeyi düşünüyorum. Böyle yapmayı düşünüyorum. Biz de geldik bakalım. Oo Sedat Bey, normalleştiniz. Evet. İnanamıyorum ya. Kaç ay sonra? Ay ceket çok güzelmiş. Ceketin güzelliğine bakar mısın? Size göbeğimi göstereyim mi? Biz eve geldik. Asya'ya da oyuncak aldık. Getirsene hepsini gösterelim. Şuraya da oturup bir şey böyle göstermeyi de anlatsana ne kadar oldu. Şu an bir garip geldi. Getir. Önce yeterlere gittik. Asya'ya çamaşır falan aldık. Ondan sonra bunları göstereyim mi? Göstermeyeyim şimdi ama. Bir affeden atalım. Çok güzel. Sonra da Esma 2'ye girdik. Oradan da Asya'ya. Aslında şöyle, ben bir şeyler bakacaktım ama böyle işte tam olur. Kapanmaya 5 dakika. Kasalar falan kapanıyormuş. Hemen dedim Asya'ya bir şeyler alayım. Böyle şunlarda hep gözüm kalıyordu. Şöyle hayvanlar. Asya bu dinozorlara bayılıyor zaten. Niye aldın şöyle, bunları? Şöyle hani pakette oluyor ya. Böyle dinozor seti aldık. Niye aldın? Niye bunları aldın? Bunun fiyatı 34 liraydı. S2'den başlamışlar. Bakitleri göstereyim. Ha, bir poşetti değil mi aşkım? Kendime. Asya'ya çorap falan aldım. Bu oyuncağı verdim. Dedim ki sen kasada dur. Zaten kasada sıra vardı. Ondan sonra ben gittim kadın kıyafetleri bölümüne. Hemen oradaydı zaten. Bir şeyler baktım kendime. Tam kapanırken. Bir şeyler alabildim. Tişört aldım kendime bol bol. İhtiyacım da vardı. Şöyle large beden. Böyle basic tişörtler ben seviyorum. Yazın güzel oluyor. Tişört aldım. Bunun fiyatı da 20 liraymış. Daha sonra yine bir tişört daha aldım. Bunu X large aldım. Large'a baktım. Large böyle kısa gibi geldi bana. Ve yani göbeğimi de düşünürsek hani biraz daha bol olsun istedim. O yüzden X'ler çaldım. Bu da böyle tiril tiril güzel. Bunun da fiyatı 24.99-25 liraydı. Daha sonra şöyle maske almışız. Bunları Serhat aldı herhalde kasada. İşte iki paket. Sonra Asya'ya çorap aldım. Aslında bakamadım yani hemen böyle bir şey alayım dedim. Çorap almam lazımdı. Şöyle kırmızı, pembeli membeli bir şeyler baktım ama yaşını bulamadım. Siyah. Böyle. Ne deniyor? Dantel gibi hay, çorapları ben hay, çok seviyorum. Hayır. Bak iki bu kadar. Yeterlerden ne aldık? Yeterlerden kendime bir tane. Şöyle hani şöyle fitili pantolonlar oluyor ya. Grisini de alacaktım ama emin olamadım. Dedim bunu bir deneyeyim evde. Beğenirsem, böyle rahat edersem falan giderim. 2-3 rengini daha alırım dedim. Çünkü bayağı bir renk çeşidi vardı. Şu şekilde ipleri falan var. Şöyle. Şöyle bir pantolon aldım yani. Fiyatını söylemedim. Bunun fiyatı ne kadardı? Üstünde yok. 25 liraydı. Evet, bunun fiyatı 25 liraydı. Aslında çamaşırlarını göstermeyecektim. Sedat kendine bir şey aldı. Alışveriş bu kadar. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Yanındaki ne böyle? Ha? Bak yüzünü nasıl boyamış ya. Hadi tamam bilgisayar. Öyle yapma, öyle yapma. Hadi hoşça kalın diyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Tekrar görüşmek üzere. Bay bay. Ayaklarım yapıştı buraya. Ay kapatma.